değerli hemşerilerim, Cumhuriyet'in evlatları, 100. yılımız kutlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu onur gününde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin başkentinden tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya yaydığınız coşku atalarımızdan size mirastır. Sizin de bu coşkuyu torunlarınıza miras bırakacağınızı görüyor ve biliyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Ankara'da Cumhuriyet sadece bu meydanda değil, Cumhuriyet sokakta, Cumhuriyet caddede, Cumhuriyet parklarda kutlanıyor. Şanlı Türk bayrağımızla, Atatürk'ümüzün fotoğraflarıyla süslediğimiz kentimiz 100 yıl önce olduğu gibi haftalardır bugünü bekliyor. İşte hasretimiz sona erdi. İşte vusata kavuştuk. Ankara'nın vatan sevdalıları, Ankara'nın bayrak ışıkları, Ankara'nın hürriyet tutkunları olarak on binlerce kişiyle burada buluştuk bugün ve buradan ses veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır. Bakınız, Gazze'de siviller öldürülüyor, çocuklar katlediliyor, bir insanlık dramı yaşanıyor. 100 yıl önce bizim yaşadığımız zorlukları şimdi Filistinliler yaşıyor. İşte 100 yıl önce bizim topraklarımızı vatan yapan irade, bugün Filistinli masumların yaşadığı katliamın ülkemizde de yaşanmasını önlemiştir. Tam 100 yıl önce. Biz bugün etrafı ateş çemberi olan bu coğrafyada eğer dimdik ayakta durabiliyorsak, bunu 100 yıl önce esareti kabul etmeyen, şehadeti göze alarak mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki atalarımıza borçluyuz. İşte Türkiye Cumhuriyeti hem kendi vatan evlatları için hem de dünyadaki tüm kimsesizler için, mağdurlar için, mazlumlar için inşallah ilelebet paydar kalacaktır. Dünkü konuşmamda da belirtmiştim. Ankara'nın rengi gri diyenler var. Hayır, yanılıyorlar. Ankara'nın rengi kırmızı beyazdır. Haydi gösterelim. Ankara'mızın rengi bayrağımızın rengidir. Bunun en büyük kanıtı işte bu coşkulu kalabalıktır. Atam, gözün arkada kalmasın. Senin emanetine, senin ışığına sahip çıkıyoruz. Senin gösterdiğin yolda çalışıyoruz. Yeni yollar, yeşil alanlar, altyapı projeleri, teknoloji merkezleri, yeni kreşler, aile kadın merkezleri açıyoruz. Hiçbir çocuğumuzun akranların yanında mahzun kalmaması için yanlarında oluyoruz. Ülkemizin geleceği için gençlerden akıl alıyoruz. Ve alandaki bulunan gençlerimizle bir kez daha hep birlikte haykırıyoruz. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Her zaman söylediğim gibi Ankara'yı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline inşallah hep birlikte getireceğiz. Allah nasip eder, sizler de destek olursanız seneye 101. yılımızı bu alanda Atatürk'ün bize emaneti olan Atatürk Orman Çiftliği'nde yine inşallah hep birlikte kutlayacağız. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere
Yüzyıldır topraklarımızı vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. İyi ki vatanımız var, iyi ki bayrağımız var. Sözlerime son verirken coşkumuzu hep birlikte Türkiye'ye duyuralım. Haydi hep birlikte söylüyoruz. Yaşasın hürriyet. Yaşasın cumhuriyet. Ne mutlu. Ne mutlu. Ne mutlu. Evet, ne mutlu Türk'üm diyene. 100. yılımız kutlu olsun. Hepiniz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Nice yüzyıllara yaşasın cumhuriyet. İlelebet Cumhuriyet. Hoşça kalın.